Moğollar. Moğollar bir Türk devleti mi? Zaman zaman bu soru benim de kafama çok önceki yıllardan kemirdi. Moğollar ırk olarak bir Türk değil. Fakat kültür olarak evet Moğollar Türkleşmiş bir toplum. Moğollar istilacı, savaşçı bir topluluk. Ve bu istila ve savaşçı özellikleri açısından Türklerle de benzerlik göstermekte. Moğolların bileğini bükmeye aday bir devlet Türk devleti olabilirdi. Ve aynı şey zıttı içine geçer tabii ki. Bakın canlar, Moğolları peki Türkleştiren şey neydi? Kimler bunda etkiliydi? Bakın, Moğolların Türkleşmesinde Uygurlar etkiliydi. Moğollar ki Türk törelerini yazılı hale getirmişlerdi ve Cengiz Han yasasını oluşturmuştu. Yine arkadaşlar, Kırgız Türkleri, Moğolların toprak onu ana olarak adlandırdığımız, bizim adlandırdığımız Ötken'i işgal etmesinde Kırgızlar engelleyici bir güç olamamıştı. Hakeza bakın Deşti Kıpçak diye adlandırılan bir bölge var. Deşti Kıpçak şurası. Bu gördüğümüz Deşti Kıpçak bölgesi arkadaşlar diyoruz ki Kıpçakların yaşadığı alandı. Ve Kıpçaklar da Moğolların Türkleşmesinde etkili olan bir topluluktu. Bakın bu Moğolların kurucusu Cengiz Han. Cengiz Han bunun kurucusu. Başkenti ise Karakurum. Evet. Ve sınırları çok geniş bir alana geldi. Bakın doğuda Çin'in en son noktasından Mançurya'ya kadar arkadaşlar gitti. Batıda ise sınırları Avrupa'ya kadar dayandırmış oldu. Bakın Moğolların önünde bulunan topluluklar arasında bakın yani Kırgız Türklerini harcadılar. Yine Kıpçak Türklerinin üzerine baskılar yaptılar. Bir başka topluluk var ki şurada başkenti Gürgenç olan Harzemşahlar vardı. Bakın Harzemşahlarla Moğollar arasında bir hadise yaşanmıştı. O hadisenin adı Otrar Hadisesi'ydi. Ne oldu? Harzemşahlar Moğollarla yapmış oldukları anlaşmaya uygun davranmayınca Moğolların baskısına uğradı ve başlayan istila hareketlerinden dolayı batıya doğru Türk akınları kuvvetlendi. Yani Otrar Hadisesi Anadolu'nun Türkleşme sürecine olumlu katkı yapan bir gelişme olarak karşımıza çıktı. Otrar hadisesi Anadolu'nun Türkleşmesine katkı sağlayan bir gelişme olarak karşımıza çıktı. Evet. Canlar, bakın Moğollar Türklerde olduğu gibi kut inancına sahip. Yani yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiği söylenmektedir. Ve bakın bir meclisleri var Kurultay. Kurultay bizim değil mi? Aslında bizim değil canlar biliyor musunuz? Bizdeki Toya Kurultay ismini veren Moğollardır. Ama tabii ki şu an yerleşik literatür Kurultay deyince bizi, Toyu deyince bizi aklımıza getirir ama işin özü Moğollar Türklerdeki Toya Kurultay adını vermişlerdir. Dedi ki Moğollar ırk olarak Türk değil ama Türkleşmişti. Bakın Türklüğün önemli yasal unsurlardan birisi neydi? Töreydi. Bu töreleri bir araya getirip bunları yazılı hale getiren Uygurlar. Ama aynı şekilde bunları kullananlar arasında Cengiz Han vardı. Cengiz yasası oluşmuştu. Ve bakın Cengiz yasasına verilen isim yasanameyi Büzürk olarak adlandırılıyordu. Türkler savaşçı bir topluluktu. Hatırlayın onluk sistem vardı. Onluk sistemi getiren kimdi? Mete Han'dı. Kara Kuvvetleri Komutan kuruluşu Mete Han'ın tahta çıkışını öngörmekteydi. Ha, onluk sistemi uyguladılar ve yine Noyan adı verilen soylu askerlere sahip oldular. Ekonomiyi geliştirmek istediler. Dediler ki kardeşim sen yatırım yapmak istiyorsun, para kazanmak istiyorsun. Devlet olarak ben senin yaptığın bu işe ortak olayım. Ve devlet yatırımcıya verdiği maddi desteğin karşılığında ortak oldu ve ekonomiyi canlandırmaya çalıştı. Bakın bu ortaklık teşkilatı Uygur Türklerinde de vardı. Tıpkı Çek kelimesi gibi. Bakın Çek arkadaşlar nedir? Ticaret yaparken verilen borç senetine verilen isim aslında. Ve Moğollar Çek kelimesini kullanmış ve bunun Avrupa'ya aktarmasında etkiliydi. Çok kısa sürede çok hızlı bir büyüme gerçekleştirdi. Fakat sağlam bir teşkilat temeli üzerine belli ki oturmadı. Cengiz Han'ın ölümünden sonra Moğollar dağıldı, parçalandı. Ve o bünyeden yeni devletler ortaya çıktı. Belki ne diyecek sana? Aşağıdakilerden hangisi Moğolların parçalanmasıyla birlikte ortaya çıkan devletlerden değildir diyecek ve Altınordu, Çağatay, Kubilay
Ve ilhamları verdikten sonra da yan tarafa başka bir de ismini koyacak. Mesela ne diyeyim? Babürler diyecek mesela. Evet. Canlar, Moğolların parçalanmasıyla ortaya çıkan devletler, Altın Ordu, Çağatay, Kubilay ve İlhanlar. O bunlar da bizim için çok çok önemli ha. Bilhassa İlhanlar çok çok önemli. Şimdi onlardan sizlere söz edeceğiz. Evet, şimdi canlar. Moğollar yıkıldıktan sonra kurulan devletlerden karşımıza çıkan ilki Altın Ordu. Bakın Altın Ordu'nun kurulmuş olduğu yer Karadeniz'in kuzeyi. Ve Karadeniz'in kuzeyinde Altın Ordu Devleti Kıpçaklara karşı üstünlük sağlamıştı. Moğollar Kalka Savaşı ile birlikte Kıpçakları mağlup etmişti. Başkenti Saray. Evet, şu gördüğümüz kısım başkent Saray. Kurucusu Batuhan. Canlar bakın. Moğollarda, daha doğrusu Altın Ordu Devleti'nde İslamiyet'i resmi, pardon özür dilerim, İslamiyet'i benimseyen ilk hükümdar Berke Han'dır. İslamiyet'i benimseyen ilk hükümdar Berke Han'dır. Bakın, daha sonra İslamiyet devletin resmi dini haline gelecektir. İslamiyet'i devletin resmi dini haline getiren kişi ise arkadaşlar Özbek Han olarak karşımıza çıkar. Bugünkü Özbekistan, Özbek oradan çağrıştırsın. Özbekistan, Karahanların yurdu, İslam duyguların yoğun olduğu yer. Ama tabii ki bahsettiğimiz yer coğrafik anlamda birliktelikten kaynaklanmıyor. Altın Ordu'nun yıkılmasıyla birlikte ortaya çıkan siyasi boşluk ki bu Altın Ordu Devleti'ne kim o son ver sorusunun cevabı bölgenin yeni yükselen değeri Osmanlı'yı da çok zora sokacak olan Timurlar son verdi. Ve Altın Ordu yıkılınca orada hanlıklar ortaya çıktı. Kazan, Kırım, Astrahan, Nogay, Sibir hanlıkları kuruldu. Ve bakın özellikle burada da Kırım Hanlığı'na dikkat edelim. Kırım Hanlığı'nın Osmanlı tarihi olan ilişkileri de bizi kuşkusuz ki ilgilendirecek. Onları size anlatacağız. Kırım Hanlığı Karadeniz'in kuzeyinde bulunan ve burada bulunan Slav prensliklerin, Moskova prensliğinin, Kiev prensliğinin güneye inmesini engelleyen bir hanlıktı. Altın Ordu Devleti'nin de bir kurultayı var. Sağ sol şeklinde ülkeyi ikili teşkilat uygulayarak yapılandırmış. Bakın, hükümdar çocukların İslamiyet öncesinde eğiten kişi vardı. Kimdi canlar? Kim? Hatırlayın. Ataman'dı değil mi? Ataman. Bakın, buradaki Ataman'la Altın Ordu'daki atalık birbirine kadar çok benziyor. Selçuklulardaki karşılığı neydi? Atabey. Bak ondan da bahsedeceğiz sizlere. Bak kültürel eksilen açısından bakıldığı zaman çok ciddi bir bağıntının olduğunu görmekteyiz. Ha, Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra ilk olarak Hazreti Ömer zamanında var ama Türkler de iktidar sistemi uyguluyor Selçuklarla birlikte. Toprağa bağlı asker yetiştiriyor. Ha, Altın Ordu Devleti'nde de toprağa bağlı yetiştirilen askerler var ki işte o Mirza olarak tanımlanmaktadır. Evet. Neyin altını çiziyorum? Bir, İslamiyet'i resmi din haline getiren kim? Özbek Han. İki, bunun dağılmasından sonra ortaya çıkan hanlıklardan hangisi Rusların Karadeniz'e inmesini engellemiştir? Kırım Hanlığı. Üçüncü olarak arkadaşlar Timurlar son verdi. Bu Terek Savaşı fazlasıyla detay, fazlasıyla hücre ama kullanılan arka yerinde bulunsun. Belli olmaz ve Atalık ve Mirza da yine önem açısından çok yüksek değilse de söyleyebilecek olan kelimeler arasında bulunuyor. Evet, Altın Ordu buydu. Ve bakın canlar, soru olarak gelmeye aday olan, ki zaten geçmiş dönemde de gelen bir soru. İlhanlılar. İlhanlıların olduğu yere bakıldığı zaman, şuraya baksana canlar. Anadolu'yu gelmiş almış adam. Bulunduğu yere bak. Hazar Denizi'nin güneyi Selçuklu coğrafyasından egemenlik kurduğu belli zaten orada. Bakın bunun kurucusu Hülagü Han. Başkenti bugün İran sınırlarında bulunan Tebriz. Tebriz aynı zamanda Mevlana'nın da memleket olarak geçmekte. İlhanlılar Gazan Mahmud Han zamanında İslamiyet'i resmi din olarak kabul ediyor. Ve bakın yine bu dönemde Fazlur Rahman denilen kişi, Reşidüddin Fazlullah özür dilerim. Camiüt Tevarih. Bakın canlar tevarih, tarih. Camiüt ise birleşikliği, bütünlüğü ifade, dünya tarihi yazdırıyor.
İlginç olan ise dünyanın değişik yerlerinde bulunan toplulukların tarihini yazarken oranın önünde gelenlerinin de düşünceleri alınarak yazılmış bu tarih kitabı. Şimdi bakın, İlhanlar geldi. Geldiği vakit şurada kimler var? Abbasiler var. Canlar, Abbasilere İlhanlılar Düceyil Savaşı ile birlikte son verdi. Abbasilere son verdi. Tarih kaç? 1250. Sünni İslam büyüklerine ve hatta Türk devletlerine yönelik tehdit oluşturan bir akım vardı. Hani hatırlayın, gençleri uyuşturuyordu Haşhaş'la. Sonra Alamut Kalesi vardı. Çocukları terörize ediyordu arkadaşlar. Haşhaşiydi bunlar. Kimdi? Evet, Batinilerdi değil mi? Öncüsü kimdi? Hasan Sabbah. Bakın, Hasan Sabbah'la Batinilerin defterini duran arkadaşlar İlhanlardır. Batini akımına son vermiştir. Bunlar İsmailiye tarikatındandır Batinler bu arada. Onu da ifade edelim. Ve bakın, İlhanlılar Anadolu işlerinde hakim güç olmak istiyor. Peki Anadolu'nun egemen gücü kim? Anadolu'nun egemen gücü arkadaşlar Türkiye Selçuklarıydı. 1243 tarihinde Kösedağ Savaşı yapılıyor. Peki bu Kösedağ Savaşı sırasında ülkenin başında bulunan kişi kim? İkinci Gelsettin Keyhüsrev. Hatırlayın, Babai İsyan da bu dönemdeydi arkadaşlar. Kösedağ Savaşı'nda Türkiye Selçuklarını mağlup ediyor. Ve böylelikle Anadolu'da Türk siyasi birliği parçalanırken Türkiye Selçukları dağılma ve yok olma sürecine giriyor. İlhan da ise adeta İlhanlara bağlı Selçuklu hükümdarları yavaş yavaş boy gösteren noktaya doğru gelecektir diyeyim sizlere. Bakın, bir diğer önemli şey Arnavutluk ve Elbistan Savaşları. Bu doğudan gelen saldırılara karşısında kendisini set edip "Hay kardeşim, buraya geçemezsin" deyip İlhan akınlarını Orta Doğu'da durduran bir güç var. Onlar da çok savaşçı bir topluluk. O devlet kendisine et devleti Türkiye diyor. Bunların kurucuları Kıpçak kökenli. Canlar, bu görmüş olduğumuz devlet hangisiydi? Mısır'daydı. Mısır'da kurulan devletler hangisiydi hatırlayın. İtme demiştim ben, itme. Hatırladın mı? İşit vardı, torun olayı gibi ve Memlük. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar durduruyor. Kim? Memlükler. Memlükler diyoruz ki İlhanlı akınlarını durdurdu. Ve arkadaşlar, İlhanlı akınlarının durdurmuş olduğu savaşlarda Calut ve Elbistan savaşları olarak karşımıza çıktı diyoruz. Evet. İlhan niyetinde özelliği bu. Şimdi bakın, orta yerde şurada Kubilay Hanlı, şurada Altınordu, şurası İlhanlı bölgesi, Çağatay Hanlı orta yerde Türklüğün kendisini daha çok gösterdiği bir yerde hakimiyet kuruyor. Çağatay Hanlı'na bakıldığı zaman ismi doğal olarak kurucusundan almış. Çağatay Han kimin zamanında İslamiyet'i kuvvetler? Tarmaşir'in zamanında. Ve canlar bakın, o bölgede hakimiyet kurmaya çalışan Timurlular ki kendisi Moğol'un egemen olduğu coğrafyaya egemen olmak istiyor. Çağatay Hanlığı'na son veriyor. Evet, Çağatay Hanlığı'ndan sonra doğuda, yani şu gördüğümüz doğuda Kubilay Hanlığı var ki Kubilay Hanlığı ise Yuan olarak da tanımlanmakta. Evet, Kubilay Hanlığı Çin'de kurulmuş. Bakın canlar, diyoruz ki sana Altınordu Batuhan zamanında İslamiyet'i resmi din olarak kabul etti. İlhanlılar diyoruz ki Gazan Mahmut Han zamanında İslamiyet'i resmi din olarak kabul etti. Çağatay Hanlı diyoruz ki Tarmaşir'in zamanında İslamiyet'i kabul etti. Ya Kubilay? Kubilay Hanlı ne olacak canlar? Kubilay Hanlı Müslüman değil. Değil. Kubilay Hanlı Hristiyan bir hanlıktır. Ve bakın, bu hanlığa Papa'nın mesajını göndermek için yola çıkan ünlü bir seyyah var. Harikalar Kitabı isimli kitabıyla ünlü. Seyahat kitabı var bunun. Seyahatname kitabı. O kim? Marco Polo. Marco Polo arkadaşlar bu anlamda Anadolu içlerinden 13. yüzyıla gitmiş, Kayseri Sivas'ı anlatmış ve yolu ta Çin'e kadar gitmiş. Marco Polo'nun yazmış olduğu seyahatname kendisinden sonra gelen coğrafi keşiflerle bağlantılı olarak diyorum bunu. Doğu'nun zenginliklerini yazdığı kitapta anlatınca Avrupa'da bulunan fakirler, yoksullar gaza gelip yeni dünyaları keşfetme isteğine sahipti. Evet canlar, durum buydu Kubilay Hanlı hakkında. Şimdi bakın, Timur Devleti ile
diğer hanlıkları aynı yere koymamamız gerekiyor. Bakın, Timur Devleti'nin Moğolların mirasçısı gibi hareket etmek istediğini görür. Bu gördüğümüz Altınordu, Çağatay, İlhanlı vesaire bunlar arkadaşlar Moğol'un bünyesinden kopan hanlıklardır, devletlerdir. İlhanlılar ise, pardon, Timurlar ise arkadaşlar daha büyük bir iddiaya sahip ve daha sonra kurulacaktır. Bakın, bu devletin kurucusu Timur'dur. Timur Leng, Aksak Timur'dur. Hani şu Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt'a onur kırıcı davranışlarda bulunmak isteyen. Gerçi biz de çok aşağısında kalmamışız. Biz de benzer davranışları göstermeye çalışmışız. Bunların başkenti neresi? Şehirlerin Şahı. Neydi? Semerkant'tı. Canlar bakın. Hatırlayın o. İslam'ın Roma'sı neresiydi? Buhara'ydı değil mi? Peki bu dünya yarısı İsfahan'dı. Nısfı Cihan, İsfahan. Kaşi'ydi. İnci tanesi Kaşgar'dı. Onu unutmayalım. Şimdi bakın. Timurlular çok geniş bir alana hükmetmek istiyor. Çağatay Hanlığı'na son veriyor. Kaşgar Hanlığı'na, Altınordu Hanlığı'na ve Muzafferoğulları'na, Celaloğulları'na, Karakoyunlara ve Delhi Türk Sultanlığı egemenliği altına alıyor. Yani şu görmüş olduğunuz haritada arkadaşlar Timurların şöyle bir coğrafyaya hükmettiğini görüyoruz. Öbür tarafta ise kim var? Osmanlı var. Ve doğal olarak arkadaşlar, özür dilerim. Öbür tarafta Osmanlı var. Osmanlı'yı kendisine rakip olarak görmekte. Doğal olarak arkadaşlar bu rekabetçi durum iki devleti karşı karşıya getirecektir. Nerede? Ankara Savaşı'nda. Ankara Savaşı'nda Timur Osmanlı Devleti'ne karşı üstünlük sağlayarak Anadolu'da siyasi birliği bozmuş beyliklerin bağımsızlığı kazanmasını sağlamıştır. Orada Timur'un yanına geçenler var. Kara Tatarlar vardı hatırlarsanız. Bir de Timur'un savaşta kullandığı tanklar var. O Gazneli ordusunda da vardı. Kim? Tank dediğim fil diyor lan fil 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 bildiğin tank ne olacak ki? Bakın Timur Moğolların sınırlarına ulaşmak ve Moğolların mirasçısı olma gibi iddiaya sahip. Ama kendisi Han soyundan gelmediği için ne diyorlar? Bunlar kendisine arkadaşlar unvan olarak emir unvanını alıyor. Bakın yine Moğollarda ve Türk tarihinde olduğu üzere onluk sistemi uygulamıştır. Ve bakın bizdeki tımar toprakları vardı ya. Hani demiştik altın orada Mirza denilen şeyler vardı, askerler vardı. Burada arkadaşlar Suyurgal denilen topraklar var. Moğollarda ortaklık teşkilatı bulunmaktaydı. Aynı şey Uygurlar da geçerliydi. Bak Timurlarda da var. Dikkat. Çok önemli iki isim var. Dikkat canlar, dikkat. Alişir Nevai. Önemli. Alişir Nevai'nin yazmış olduğu eser Muhakemetü'l-Lugateyn. Lugat sözlük en iki. İki sözlüğün muhakemesi. Birader hangi sözlüklerin muhakemesi bu? Hadi bakalım. Biri Türkçe, öbürü de Farsça. Divan Lügat-ı Türk nasıl ki Türkçenin Arapçadan üstün olduğunu ortaya koymaya çalışıyorsa burada Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu ortaya koymaya çalışıyor. İlginç bakın. Timurlar zamanında Alişir Nevai var. Ulubey denilen kişi aynı zamanda bir hükümdardır, hükümdar. Hükümdar bilim insanından bahsetmekteyiz. Ulu Bey yıldızlar üzerine çalışmış arkadaşlar. Yıldızların zicini yazmıştı. Bilim insanı. Bizim Fatih de öyle. O savaş toplarının balistik hesaplarını yapması da Fatih Sultan Mehmet de çok önemli isimdi. Ve aynı şekilde bakın Ali Kuşçu arkadaşlar Timurlar tarafından himaye edilmiş. Bir sürü Akkoyunlu'nun egemenliği kalmış, himayesi de kalmış. Sonra Osmanlı'ya gelmiş. Ve bakın yine Kadızade Rumi ki Bursa kökenli ve astronomi ve bilimle uğraşan bir kişiydi. Evet canlar. Timur'un da özelliklerini bu şekilde sizlere ifade etmekteyiz. Timur deyince olmazsa olmaz. Bak sakın ola ki unutma dediğimiz şey aslında hani elemesi çok zor gibi duruyor. Kimlere son verdiği kısmı yok artık o kadar olmaz. Yani şu kısım çok önemsediğim bir şey değil. Ama Ankara Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne karşı üstünlük sağladığını zaten çok yerleşik bir bilgi olarak biliyor olman lazım. Ben bunun şu kültür uygarlık kısmının daha önemli olduğunu düşünüyorum. Sorularda da bu Muhakemetü'l-Lugateyn'in eğer kolay sormak isterse yazarı kimdir ya da eseri kimdir? Biraz zorlaştırmak isterse amacı nedir? Biraz daha zorlaştırmak isterse
Türkçenin hangi dilden üstünlüğünü ortaya koymayı amaçlamıştır şeklinde olabilir. Ya da aşağıdakilerden hangisi Timurlar döneminde faaliyetlerde bulunan bilim insanlarından değildir tipi bir soru örneğiyle karşılaşabiliriz diyor. Evet canlar. Şimdi bu dersin bu kısmında sizlere aman ha banko soru gelir dediğim bir konuyu anlatmam. Bu konu mutlak soruluk bir konu değil. Ancak anlattığım bu Moğol tarihinden, Timur Devleti'nden bir soru gelirse büyük ihtimalle kolay bir soru olur, kolay olur. Fakat sen kaleyi boş bıraktığın için gol olur. Niye? Bizim biraz daha duymaya alışkın olduğumuz sahalardan farklı bir sahada bir konu. Belki dershanelerde biraz daha yüzeysel geçilebilir. Ama bu konu arkadaşlar önemli, risk alınmaması gereken konudur diyoruz. Evet. Burada dersimize noktayı koyduk canlar. Bunun sonrasında medeniyetin siyasi ve askeri yönünü bir kenara koyarak artık kültür uygarlık boyutuna doğru yol almanın zamanı gelmiştir. Evet, Türkistan tarihinin kültür uygarlık dersinde görüşmek üzere. Hoşça kalın canlar.